Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kredi notu sıfırsa nasıl kredi çekebiliriz, kredi notu sıfırsa neler yapmalıyız, bunlara bakmamız gerekiyor. Özellikle arkadaşlar son dönemlerde çok fazla soru gelmekte. Kredi notum sıfır, kredi çekemiyorum, kredi notu sıfırı nasıl yükseltebilirim vesaire. Normalde kredi notunu yükseltmek için belli taktikleri zaten kanal içerisinde sizlere göstermeye çalışıyorum videolarda. Fakat kredi notu sıfır olması tabii ki bunların haricinde ayrı bir olay arkadaşlar. Kredi notunun sıfır olması arkadaşlar e, demek ki daha önce herhangi bir bankayla çalışmadığınız, herhangi bir banka üzerinde herhangi bir kredi kimliği oluşturmadığınız anlamına gelmekte. Özellikle bu tarz durumlarda farklı tabii ki alternatifler mevcut. Bunları hayata geçirerek kredi notunu yükseltebilirsiniz kısa vade içerisinde. Özellikle kredi puanı arkadaşlar KKB yani kredi kayıt bürosu tarafından oluşturulan bir puandır. Bu puanı oluşurken arkadaşlar sizin bankalarla olan tüm ilişkinizi incelenir ve notunuz buna göre şekillenir. Önceki işte borçlarınız, ödeme alışkanlıklarınız, fatura ödemeleriniz, kullandığınız kredi kartları ve benzeri durumlarda arkadaşlar kredi notunuzun yükselmesi ya da düşmesini etkileyen önemli unsurlardan bazılarıdır bunlar. Haliyle bunlar arkadaşlar yoksa sizin hayatınızda bu tarz böyle banka ilişkileriniz Yoksa tabii ki sizin inceleneceğiniz bir notunuz da olmayacaktır. Kredi notunun sıfır olması iyi bir şey değildir haliyle. Sıfır olunca arkadaşlar bankanın inceleceği bir şey olmayacaktır ortada. Bazı algılar var internet üzerinde. Kredi notu sıfıra düşük değil iyi vesaire gibi söylemler bulunmakta. Bunlar tamamen yanlıştır. Banka sizin kredi notunuzun yüksek olması ve kredi ilişkinizin iyi olması durumunda sizlere kredi verir. Kredi notunuz sıfırsa banka sizin tarafınızdan izleneceği bir durum yoktur. Daha önce sizin belirtilerinizi bilemez. Nasıl ödemeler yaptığınızı, ödeme alışkanlıklarınızın nasıl olduğunu bilemez. Tabii ki kredi kartı veya hafif bir uygun kredi ile birlikte arkadaşlar bunları size verip de bunları izlemeye geçirebilir. Fakat bazı durumlarda 2000 lira, 5000 lira gibi kredilerde çıkmamakta. Bunların örneklerini daha önce oldukça sık gördük. Peki şimdi gelelim kredi notu sıfır kredi notunun düşük olması kredi onayı almamanın sebeplerinden biri. Diğer sebebi ise kredinin henüz oluşmamış olması. Bu durumda da arkadaşlar kredi notunuz sıfır oluyor. Kredi notunun oluşmadığı durumda ise şunları yapmanız gerekiyor başvuru yaptığınız güne kadar bankalarla herhangi bir işlem yapmadıysanız, hiç kredi kartı kullanmadıysanız, hiç kredi çekmediyseniz böyle bir durumda konut kredisi veya işte ihtiyaç kredisi gibi kredi ürünlerinden faydalanmak istediğinizde bankalar sizin ödeme alışkanlıklarınızı bilmediğinden bir öngörüde bulunamıyorlar, kredi vermeye yanaşmıyorlar. Kredi notunuz sıfırsa arkadaşlar kredi çekmek istiyorsanız öncelikle kredi notunuzun oluşmasını sağlamak için düşük limitli bir kredi kartı çıkartabilirsiniz. Benim tüm videolardaki kredi notunu yükseltmedeki en önemli faktörlerden söylediğim bir tanesi bu. Kredi notunuzu yükseltmek için kredi kartı. Gidip de işte 10 bin liralık 20 bin liralık kredi kartı çıkarmanıza gerek yok. 1000 TL'lik 500 TL'lik 1500 TL'lik bir kredi kartı çıkartıp arkadaşlar bu düşük limitli kredi kartınızla harcama yaparak ve her ay borcunuzu tamamen ödeyerek kredi notunuzu oluşmaya başlar. Borçlarınızı aksatmadan ödemeniz ve kredi limitinizin yarısından daha azını kullanmanız halinde yüksek bir kredi notu elde edebilirsiniz. Bakın buraya dikkat edin. Kredi limitinizin yarısından daha azını kullanmanız halinde yüksek bir kredi notu elde edebilirsiniz. Kredi notunuz sıfırken düşük limitli kredi kartını arkadaşlar maaş bankanızdan talep edebilirsiniz. Zaten şu an baktığımızda genel itibariyle herhangi bir işe girdiğinizde maaş bankanız tarafından direkt sizi istemeden bile kredi kartı göndermekteler. E bu kredi kartını arkadaşlar kullanarak kredi notunuzu oluşturabilirsiniz. E, bunun haricinde şöyle bir yöntem daha var birçok insanın kullandığı. Herhangi bir bankadan mevduat hesabı açtırarak tüm harcamalarınızı bu hesaptaki paradan yapabiliyorsunuz. Bu hesaba düzenli para giriş çıkışı sağlayarak kredi notunuzun oluşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Fakat benim burada sizlere nacizane tavsiyem e, kredi kartı arkadaşlar daha hızlı sonuca kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle birçok videoda bahsettiğim gibi kredi kartı kredi notunuzu yükseltmede, kredi notunuzun oluşmasını sağlamakta en önemli arkadaşlar etkendir. Kredi kartını düzenli kullanırsanız, düzenli harcamalar yaparsanız, düzenli ödemeler yaparsanız hem kredi notunuzu yüksek tutarsınız hem de kredi notunuz sıfırsa arkadaşlar bunları kısa vade içerisinde hemen kredi notunun oluşmasına destek sağlamış olursunuz. Özellikle dediğim gibi kredi notu sıfır iyi bir şey değildir arkadaşlar kredi notunu hemen oluşması gerekmekte ee, insanlar hayat içerisinde birçok ihtiyacını karşılamak için kredilere başvuruyor sizlerde bu şekilde kredi notu sıfır a iyiymiş vesaire gibi söylemleri kesinlikle aldanmayın ee, günün birinde gerçekten güzel ihtiyacınız olan bir para olduğunda kredi başvurusu yaptığınızda bu kredi başvurusu maalesef reddedilebilir arkadaşlar. Özellikle zaten biliyorsunuz ki 900 ile 1000 arasındaki kredi puanına bile kredi çıkmamakta arkadaşlar çoğu zaman. O yüzden 1400 ile 1600 arasına kredi notunuzu mutlaka getirmeniz gerekmekte. Bu not aralığına getirdiğinizde zaten arkadaşlar birçok krediye başvurabilir ve birçok krediden faydalanabilirsiniz. Sadece kredi olarak bakmayın birçok aslında bankacılık işlemleriyle birlikte işte sadece insanlar kredi notunu kredi olarak görüyor. Fakat burada işte yatırım olarak da bakmak lazım biraz. Yani insanlar arsa kredisi çekiyor, tarla kredisi çekiyor, işte iş yeri kredisi çekiyor. Biliyorsunuz Koskep üzerinden verilen birçok krediler var. Aslında bunlarda da arkadaşlar kredi notunuzun önemi bir hayli fazla. E sadece insanlar kredi altında dar bir kesimden bakmakta bu olaya. Biraz daha geniş perspektiften bakarsak kredi notumuz birçok alan için oldukça aslında faydalı bir durumdur arkadaşlar. Kredi notunuz sıfırsa çok fazla uzatmaya gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar kredi notunuzu oluşturabilirsiniz. Kredi kartı kullanmadıysanız tabii ki e, kredi kartı aldım diye de hemen işte har vurup parma savurma yapmayın. Düşük limitli bir kredi kartıyla başlayın ve paranızın tamamını harcamamaya çalışın. Aynı zamanda asgari ücretini değil arkadaşlar sadece tamamını ödemeye çalışın. Bu şekilde kredi notunuzu oluşturursunuz. İşte dediğim gibi bazı arkadaşlarımız da kredi kartı aldı diye hepsini harcıyor, daha sonra ay sonu ödeyemiyor asgari ücretini ödüyor. Bir süre sonra hemen değil ama bir süre sonra kredi notunu düşürür. Etkiler bu askerisini ödemek. Hemen olmasa da bir süre sonra devamlılığa girdiğinde bu arkadaşlar sürekli askerisini ödemek bankalar tarafından sizin sürekli düzenli ödeme yapmadığınız kanısına varılır. Bu da sizin portföyünüzü olumsuz etkiler kredi bazında baktığımızda. O yüzden bu tür hatalara da lütfen çok fazla düşmeyin kredi kartı kullanırken. İşte günlük harcamalarınızı yapabilirsiniz. Zaten nakit harcamalar yapıyorsunuzdur. Bu nakit harcamalar yerine kredi kartınızdan yaparsınız belli bir zaman diliminde harcamalarınızı. Daha sonra o nakitinizi köşeye ayırırsınız. Ay sonu ödemeniz geldiğinde kredi kartına ayırdığınız nakitten ödemelerinizi yaparsınız. Nakit yerine kredi kartı kullanmış olursunuz. Buna her şey dahil işte bir kafeye gittiniz, çay içtiniz kredi kartından ödeyebilirsin. Marketten alışveriş yaptın kredi kartından ödeyebilirsin. Orada vereceğin nakiti de ay sonra kredi kartının içine koyarsın. 2-3 ay bu şekilde düzenli ödersin. Kredi notunu hemen oluşturmaya başlarsın. Bankalar nezdinde de güvenli bir kullanıcı olduğun için daha hızlı bir şekilde kredi notunu yükseltebilirsin bu tarzda. Tabii ki bunları önceden bilmek özellikle öğrenci kardeşlerimiz ve daha önce kredi notu oluşmamış kişiler için önceden bunları bilmek oldukça faydalı. Bize bunlara söyleyen yoktu zamanında. E, maalesef ki kredi notumuzu yükseltene kadar tabiri caizse canımız çıktı arkadaşlar. O yüzden kredi notu çok önemlidir. Kredi notunuzu mutlaka her zaman yüksek tutmaya çalışın. Nerede ne zaman ihtiyacınızın olacağı, nerede ne zaman neye kavuşmak istediğiniz çok önemli. O yüzden arkadaşlar kredi notunuz yüksek oldu mu her daim sizlere arkadaşlar faydalı olacaktır diye düşünmekteyim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar diliyorum.